Medya Haber'den merhaba. Yeni bir Medya Haber'de gündem programıyla karşınızdayız. Bugün önümüzdeki hafta itibariyle 43. yılına girecek olan Pekke'nin kuruluş yıl dönümüne istinaden Pekke'yi, Pekke'nin siyasetini, Pekke'nin kuruluşundan günümüze yaşananları, değişimleri, diğer taraftan çözüm arayışlarını, uluslararası komployu ve Türk Devleti'nin ısrar ve inatla hala sürdürdüğü imha siyasetini ve nedenlerini ve diğer taraftan 2015'ten bu yana yaşananları, son turumuzda ise özellikle Pekke'nin, daha doğrusu KCK ve KCK'nin son dönemde ilan ettiği hamlenin Pekke'nin 43. yılına yansımalarını konuşacağız. Konuklarımız var. Sara Aktaş, gazeteci yazar arkadaşımız. Diğer taraftan Veysi Sarı Sözen, büyüğümüz, uzun yıllardır o da gazetecilik, yazarlık yapıyor. Ağırlıkla yazılarıyla biliyoruz. Yine Cafer Tar, Yeni Özgür Politika yazarı ve aynı zamanda gazeteci arkadaşlarımızdan. Ve bir de sanatçımız Ozan Diyar. Ben her dört konuğuma da programa başlamadan hemen önce bir hoş geldin diyerek başlayayım. Veysi abiye ilk soruyu sorarak, Veysi Sarı Sözen'le programı başlatalım istiyorum. Sayın Sarı Sözen, özellikle Kürt hareketi, siz de elbette Türkiye'de komünist hareketin içerisinde yer aldınız ama 1974'lerden sonra ayrıştı ve bir bağımsız örgütlenmeyi esas aldı. O yılların son kurulan partisi, Kürt Partisi de PKK'ydı. Bugün ise PKK, Kürt hareketinin en güçlü bileşeni olarak karşımıza çıkıyor. Mücadelenin öncülüğünde ağırlıkla yürüten o. Peki siz özellikle kendi pencerenizden, kendi yaşanmışlıklarınız üzerinden baktığınızda ne görüyorsunuz? 1978'den bu yana bir özet çıkarırsanız ne dersiniz? Şimdi bu PKK'nin kurulduğu Fis köyündeki evi gördüm. Daracık bir oda. Yan tarafta bir tane daha oda var. Arada bir pencere gibi, bir delik gibi bir şey. Oraya bütün kurucular kendilerini nasıl sığdırdılar, bunu hala pek anlayamam. Köyün hemen girişindeki restoranın bütün duvarlarındaki ağır makine, tüfek, mermi izlerini de gördüm. Yani o binaya bakan, o restoran duvarlarını gören bir kişiye PKK'nin bugünkü gücünü, kapladığı alan, uluslararası etkinliğini söyleseniz inanmaz. Demek oluyor ki 43 yıl önce bu örgütü, bu partiyi kuran insanlar gerçekten kendi irade ve inançlarına çok ciddi bir bağlılıkla dört elle sarılmışlar. O odadan bugün önce Kuzey'in örgütü, sonra bütün parçaların örgütü ve şimdi evrensel çapta bir örgüt dünyaya geldi. O bakımdan bir Şehitler Partisi olan PKK'yı bu 43. yılında onun şehitlerinin önünde saygıyla eğilerek selamlamak gerekiyor. Peki. Çünkü devam edin. Buyurun, buyurun. Zaman bir takım beni uyar. Ben hemen toparlarım. Tamam. Siz devam edin. 1974 yılı önemli bir yıl. Kürt milli hareketlerinin o tarihte ayrı örgütlenme teziyle ortaya çıkmalarını biz başlangıçta kabul etmedik. Aslında tezin dayandığı temel analiz Kürdistan'ın sömürge olması ve böyle olunca bizim tabirimizde birleşik bir ihtimali eşitsiz gelişen nedeniyle mümkün değil. O nedenle Kürt kardeşlerimizin ayrılma ve kararları yerindeydi. Tarihte bunu açık bir şekilde ifade ediyor. 78 ise şuydu.
Görünüşe göre metropollerde çok ciddi bir evrimci olgunlaşıyordu. İşçi sınıfının işçileri büyük mücadelenin içinde. 1 Mayıs'ta herkesler şunlar görünüşte metropollerden bir devrimin oluşacağını senin ise. Gerçekte ise işçi sınıfı hareketi yavaş yavaş geri çekiliyordu. Ve Türkiye devrimci sürecinin merkezi metropollerden önce ağır ağır sonra büyük bir hızla Kürdistan'a kayıyordu. Biliyorsunuz vaktiyle Lenin, yanılmıyorsam Kautsky'nin bu analizine dayanarak kendi devrim stratejisini yaptı. O diyordu ki devrimci sürecin merkezi Batı Avrupa'dan hızla Rusya'ya kayıyor. Bu analiz ve saptama doğru çıktı. Biliyorsunuz Ekim devrimi zafere ulaştı. Türkiye'de de bu saptama doğruluğunu kanıtlamış bulunuyor. Bugün sadece Türkiye devrimci sürecinin değil, Orta Doğu'daki tüm devrimci sürecin merkezini Kürdistan oluşturuyor. O nedenle 78 yılında, yani artık yavaş yavaş devrimci merkezin Kürdistan'a doğru kaydığı bir esnada PKK'nın kurulmuş olması çok sağlam bir öngörü analizini bize gösteriyor. O bakımdan biz PKK'yı kuran bütün o arkadaşların ve başta Öcalan'ın bu öngörü isabetliliğini hayranlıkla izliyoruz bugün. Çünkü bugün artık sadece, hatta Orta Doğu'nun bile değil, dünya devrimci sürecinin merkezi Orta Doğu'ya ve Kürdistan'a kaymış bulunuyor. Sizin de soruda belirttiğiniz gibi bu merkezin öncü gücünü PKK oluşturuyor. Ve dediğim gibi şimdi artık o evrensel bir güçtür. Sara Aktaş'la devam etmek istiyorum. Size daha çok PKK'nın kadın mücadelesindeki yeri ve koşullarını, çünkü önemli başlıklardan biri de bu doğrusu. Hatta PKK bile kendisini birçok kez bir kadın partisi olarak tanımlamıştır. Siz bir Kürt kadın aktivist olarak bu durumu nasıl değerlendirirsiniz? Ulusal özgürlük mücadelesinin yanı sıra kadın özgürlük mücadelesi üzerinde 1978'den bu yana PKK'nın varlığı nasıl etkiler yarattı? Ben de öncelikle hem Kürt Özgürlük Hareketi'ni hem de Kürdistan Kadın Hareketi'ni canını katık ederek bugüne taşıyan bütün devrimcileri saygıyla, minnetle anıyorum öncelikle. Elbette şunu ifade etmek gerekiyor. Yani PKK sadece sömürgeci güçlere karşı savaşan silahlı bir örgüt olarak tanımlanamaz. Yani PKK bana göre her şeyden önce varlık problemi olan, varlığı yok sayılan bir halkın kendini yeniden var etme, yeniden tarih bilinci edinme ve tarih sahnesine kolektif özneler olarak yeniden kendisini açığa çıkarmanın siyasal zemini, toplumsal zemini, askeri zemini olarak tanımlanması gerekiyor. Yani bu bakımdan bu kadar etkili olmasında elbette ki o sosyalist özünün yanı sıra kadınları, gençleri ve yoksul kitleleri kendi içerisinde barındıran çok katmanlı bir yapıya kendisini büründürmüş olmasıyla açıklanabilir. Bu bakımdan elbette Kürt toplumu açısından varlık sorununun olduğu bir aşamada, yani varlığının tartışılır olduğu bir aşamada Kürt kadınlarının onun içerisinde çok daha katmerli bir sömürüye maruz kalacağı, çok daha katmerli bir sömürü yaşayacağı aslında açıktır. Yani hem yüzyıllara dayanan bütün o işte egemen devletlerin yani ulusal kimliğinden kaynaklı geliştirdiği politikalar, asimilasyon, inkar, imha politikalarından çok katmerli bir şekilde Kürt kadınları etkilenmiştir. Ama aynı zamanda kendi toplumsal yapısının da o aşırı feodal, aşiretçi dinsel yapısından kaynaklı cinsiyetçi normların etkisinden çok fazla etkilenmiştir. Yani bütün bunlarla birlikte elbette bu süreçler boyunca kimi işte direnişçi semboller ya da işte kimi toplumsal refleksler gelişmiştir. Yani 19. yüzyılda, 1919'da daha Kürt Kadınları Talih Cemiyeti milliyetçi atmosferde de olsa aslında bir refleks, bir toplumsal refleks olarak gelişiyor. Ya da 1946'larda işte Mahabat'ta
Mina Hanım'ın öncülüğünde Kürt Kadınlar Birliği kuruluyor. Bunlar ilk kurumsal örgütlenmeler olması açısından önemlidir. Ya da Koçgiri isyanında işte Zarife'nin öne çıkması, Ağrı sürecinde, direnişli sürecinde Gülnaz Hanım çok önemli bir figür mesela direniş anlamında. Dersim katliamı sürecinde Bese'yle somutlaşan bir direniş damarı da var. Fakat bununla birlikte biz hem söz konusu Kürdistan'ın dört parçaya bölünmesiyle birlikte hem egemen güçlerin, egemen devletlerin çok boyutlu politikalarından etkilenme durumu söz konusu. Hem de dediğim gibi bu cinsiyetçi, toplumsal cinsiyetçi normlardan çok boyutlu bir şekilde etkilenme durumu söz konusu Kürt kadınlarının. Yani bu böylesi bir zeminde elbette Kürt halkı gibi Kürt kadınları açısından da PKK'nın ortaya çıkışı kendisini var etme zemini olarak anlam kazanıyor. Yani kendisini yeniden diriltme, kendi küllerinden aslında kendisini yaratma zemini olarak bir anlam kazanıyor. Yani ilk andan itibaren elbette burada şunun altını gerçekten özellikle çizmek gerekiyor. Yani Önder Apo'nun hem ilk andan itibaren kadın özgürlüğü meselesini merkezi kılması bu hareket içerisinde hem bu anlamda aşamalı bir şekilde geliştirdiği ideolojik paradigmasal çerçeve Kürt kadınları açısından kendisini yeniden yaratmanın hem sosyal hem siyasal hem askeri zemini haline geldi. Yani bunun araçları oluşturuldu. Yani bu anlamda Önder Apo'nun ideolojik yol göstericiliği ve ön açıcılığı hakikaten büyük oranda etkili oldu. Fakat bununla birlikte biz şunu da biliyoruz. Yani bu kadar çifte sömürüye maruz kalmış bir kesimi temsil eden kadınlar elbette PKK gibi bir zeminde yani kendisini her anlamda aslında sadece işte askeri anlamda değil bir toplumsal inşa için kendisini var etmiş bir hareketin içerisinde kendisini ifade etmesi kaçınılmaz olacaktı. Yani nitekim PKK'nin ilk kuruluşundan itibaren de kurucuları içerisinde zaten kadınlar da yer alıyor. Sakine Cansız bunun zaten somut sembol ismi olarak biliniyor. İlk dönemlerden itibaren özellikle kadın ve aile kapsamında çok ciddi çözümlemeler yapılıyor. Yani ilk katılımlarla birlikte. Özellikle Önder Apo'nun bu anlamda çok özel bir çabası söz konusu. Evet. Zaten kendi çocukluğuna kadar giden bir arayışı var, bir sorgulama düzeyi var, bir hesaplaşma düzeyi var cinsiyetçi normlarla. Yani bunların bu anlamda ilk andan itibaren aslında ilk süreçlerden itibaren hem toplumsal anlamdaki kadınların mevcut yaşadığı sorunları görüyor hem bununla bağlantılı olarak aslında bu meselenin ne kadar merkezi bir önem arz ettiğini fark ediyor ve bunun üzerinde çok ciddi çözümlemeler, analizler yapıyor. Kadın aile perspektifi kapsamında bunları geliştiriyor. 1986'ya gelindiğinde zaten 3. Kongre ile birlikte, PKK 3. Kongresi ile birlikte çok özet, tarihsel tespit yapılıyor zaten. Çok özet belki özet şunu da belirtseniz bu anlattığınız süreçlerin özellikle kadının bugünkü mücadelesine dönük boyutuna ilişkin neyi değiştirdi kadın evet. mücadelesinde onu özetle değerlendirseniz çünkü zamanı da verimli kullanmak istiyorum doğrusu araya girip sözlerinizi de kesmek istemiyorum o yönüyle de kusura bakmayın lütfen yani 1986 ile birlikte 87'de ilk özgün kadın örgütlenmesi oluşuyor ve daha sonra aşamalı bir şekilde aslında Kürt kadınları gerillaya katılıyor toplumsal zeminde siyasal zeminde yani hemen hemen her alanda aslında bu paradigmasal yaklaşımla birlikte ön açıcı yani özellikle Önder Apo'nun ön açıcı perspektifleri ile birlikte çok ciddi bir örgütlü güç haline geliyor. Yani öncesi süreç açısından bakıldığında bir direnişçi öz varsa da aslında işte cins bilinci edinen yani cins perspektifi kazanan bu anlamda ideolojik araçlarını yaratan, ideolojik mücadele araçlarını yaratan bir pozisyonda değildir. Ve yokluk sınırında dolanan bir evet. kadınların PKK içerisinde aslında örgütlü bir zemine kavuşması, örgütlü bir mücadele gücü kazanması, bunun ideolojik araçlarını kazanması, bunun işte partisini, ordusunu, bunun siyasal zeminini kazanmasında kesinlikle hem evet. Önder Apo'nun hem de PKK'nin ideolojik paradigmasal durumunun çok belirleyici bir etkisi var. Ve bu etkiyle kadınların kazandığı özgüvende birçok alanda kendini göstermiştir. Peki, Hozan Diğer, siz de
uzun yıllardır Kürt Ulusal Mücadelesi'nin içerisindesiniz ve sevilen sanatçılarımız arasındasınız. Siz de özellikle Pekke'nin kültür ve sanat alanında öncülük ettiği değişimi nasıl yorumlar, nasıl değerlendirirsiniz? Ayrıca bunun toplum üzerindeki etkilerini de sormak istiyorum. Bu bağlamda baktığınızda 1978'in 27 Kasım'ından bu yana daha çok sizin hitap ettiğiniz, çalıştığınız alanda yaşanan değişimler, etkiler nelerdir? Ben de öncelikle seyircilerimizi saygıyla selamlıyorum. Yine devrim şehitlerimizi anısı önünde saygıyla eğiliyorum. PKK'nın öncülük ettiği toplumsal ve ulusal bir dönüşüm var. PKK kurulduktan sonra diyebiliriz ki baktığımızda biraz Kürt tarihi bilenler, toplumsallığını bilenler de bilir. Hiçbir şey eskisi gibi olmadı artık 1978'den hatta onun öncesinden. PKK tarih sahnesine çıktıktan sonra Kürdistan'da hiçbir şey bir daha geriye dönmemezcesine bir değişime uğradı. Yani Kürtlerin tarihindeki serhıldanlar, tarihine baktığımızdaki en ufak bir itirazlar bile büyük bir vahşetle bastırılıp, başları koparılıp, ölüm uykusuna yatırıldı. Bu bir rutin haline gelmişti. Kürtler sürekli kaybediyordu. PKK çıktıktan sonra bu rutini bozdu. Yani baş aşağı giden tarihi sürekli tekrarlanan, kendini tekrar eden o rutin haline gelmiş, kaybedilen tarihi, o rutini bozdu. En önemli etkilerinden biri buydu. Yine PKK tahrip edilen, Kürt'ün tahrip edilen bilincini yeniden onarıp, kendisi için düşünebilen, kendisi için fikir yaratabilen, eylem yapabilen bir yapılandırmaya bugün eğer her Kürt bireyi dünya siyasetini değerlendirebiliyorsa, olup bitenleri bir siyasal bakış açısıyla böyle bir bilince ulaşmışsa kesinlikle bu kendisine yabancılaşan, kendisi için düşünmeyen bilincin yeniden PKK'yla birlikte yapılanmasına bağlı. PKK önderliksel bir tutuş olduğu için, toplumsal ve önderliksel bir tutuş olduğu için önderliksel yani çok incelenmesi, anlaşılması gerekir diye düşünüyorum. Yine Orta Doğu tarihi, hatta dünya tarihine baktığımızda son 200 yılda ya da daha öncedir de önderliksel tutuşları, ideolojileri, paradigmaları olmayan hiçbir toplum cendereden, kölelikten, sömürge olmaktan çıkaramamıştır kendisini. İşte İslamiyet'in Hazreti Muhammed'in çıkışı önderliksel bir tutuştur. Arap toplumunu büyük bir cendereden çıkartmıştır. Hı hı. Diğer dinler, dini çıkışlar yine öyle. Son 200 yıldaki çıkışlar yine böyle. Belki Araplar Hazreti Muhammed'den sonra bu kadar kendi içine kapanmışlığı ta 1950'lere kadar Cevvar Nasır'a kadar belki bir umut, bir ışık yanıncaya kadar kendi içine kapanmalarının nedeni önderliksel bir bunalımın yaşamış olmalarıdır. Evet. Kürtler de bu tarihi evrelerden geçip sürekli sömürgeleştiği için son işte bu rutinlerden sonra PKK'nın çıkışıyla birlikte önderliksel bir çıkışın, paradigmanın Sarı arkadaşım bahsettiği o yoğunluğun, o yol göstericiliğin, ideolojinin büyük bir etkisi giderek toplumu hızla dönüştürmesine dönüştürdü. Adeta PKK Kürtler için bütün geri kalmışlığına, bütün bu sömürgeci izlere rağmen hızlı bir trene biner gibi birçok evreyi başka onlarca yıllık geçirdiği o toplum bu son 40 yılda birçok aşamayı geçerek kendilerine doğru getirdi. PKK böyle, PKK'nın dönüştürdüğü toplumsallık böyle bir hızlı dönüşüm de sağladı. Gerçekten de bu önderliksel çıkışın yakın toplum olan Türkler'e bak, Türkiye toplumunda da yani 100 yıldır
Kemalizmi esnetip, büküp ne yapıyorlarsa olmuyor. Son bir çıkış arayışları, bir önderliksel arayışları oldu belki. İşte Recep Tayyip Erdoğan gibi bir dini format, bir önderliksel, sadece Türklere değil, bir Türk'ü, Cumhur'u, hatta Orta Doğu'ya böyle bir şey sunmaya çalıştılar ama olmadı. Yani adam hırsızlık yapıyor, bilmem... Özür dileyerek araya giriyorum, kusura bakmayın. Dedikleriniz önemli. Doğrusu araya girip sözlerinizi de kesmek istemiyorum. Ama dediğim gibi doğrusu verimli bir şekilde de tüm başlıklar üzerinde de konuşmak, farklı farklı boyutlardan da değerlendirmenizi isteyeceğim. Önümüzdeki sorularda da ayrıntılarına gireceğiz bunlar. Özellikle bu kültür sanat alanındaki değişime ilişkin de somut örnekler verirseniz ardından da Cafer Bey'le devam edeceğim. Biraz tarih çalıştım. Yani benim önemli gördüğüm önderliksel çıkışı onu anlatmaya çalıştım. Sanat üzerinde de böyle. Yani Kürtler feodal bir toplum. Daha önce sanatı icra edenler, dengbejlerimiz, sanatçılar daha çok yani sanatlarında toplumun sorunlarını, toplumsallığı konu almayan, daha çok divanlarında, konaklarında ağaların, mirlerin, beylerin sanatçıları gibiydi. Yani toplumsallık, sanatın öznesinde toplum ve toplumsal sorun yoktu. PKK ile birlikte, Özgürlük Hareketi ile birlikte bu sanatçıya bir duruş, bir şahsiyet de kazandırıldı. Ben dengbejleri küçümseme anlamında demiyorum. Elbette ki sözlü tarihimizin en büyük taşıyıcıları onlar. Ama bir sanatın içeriği, sanatın öznesinde ait oldukları, toplumun içinden geçtikleri, tarihi süreçte yaşadıkları sorunları, sanatın öznesi yapabilme kabiliyetleri yoktu. Daha çok siparişler ya da ağayı, beyi öven, dar bir perspektifle bakan bir sanatçı yapısı vardı. Ama PKK ile birlikte sanatı, sanatta toplumsallığı özne yapan ve sömürge bir toplum olduğumuz için karşı devrim sisteminin en büyük savaş araçlarından biri olarak sanatı kullanması, Kürdistan'da 70'lerde, 80'lerde böyle bir küçükler furyasının olması, hatta her inşaatın başına işçilerin çıkıp şarkılar söylemesi, keşfedilmesi gibi bir kültür de yarattı. İşte herkes ibolaşmak istiyordu. Böyle bir alternatif. Kürt gençlerin önüne böyle bir şey. Yani sanat yoluyla da müthiş bir yozlaştırma, müthiş bir asimilasyon vardı. PKK ile birlikte bunun alternatifi yaratıldı. İşte sanattan sıradan bir duruşla olmayacağını, sıradan bir mücadeleyle bu kültürel soykırıma karşı çıkılmayacağını, kültür sanat cephesinde de önder kadroların, Sefkanlar gibi, Mizginler gibi, daha onlarca sanatçı arkadaşımız, işte Delilalar, Serhatlar, Hogırlar, Ali Temeller gibi, bunu fedaice, fedakarca, canlarını feda ederek böyle güçlü bir miras PKK hareketiyle birlikte, bu özgürlük hareketiyle birlikte bundan sonra kendi ardıllarına bıraktılar. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Öyle bir kültürel soykırım kıskacındayız ki sıradan bir duruşla, sıradan sadece bir ses yetiştirdikle bunun aşılamayacağını, bu kıskaçtan kurtulamayacağının perspektifini, bilincini yarattık. Sanatçılar artık kendi duruşlarıyla tarihe en azından bir not düşebilme bilincine kavuştular ya da müdahale etme bilincine kavuştular diyebilirim. Peki, çok teşekkürler. Cafer Tar, sizinle devam edelim. Siz aslında 90'ların da genç aktivistlerinden birisiniz. Ülkedeki mücadele içerisinde o yıllar aynı zamanda PKK'nin kitlelerle de giderek daha fazla buluşmaya başladığı, diğer bir anlamda silahlı mücadelenin kentlerde de taraftar bulup kitlesel mücadelenin de öne çıktığı yıllar oldu. PKK'nin 90'larda kitlelerle buluşmasının ardından yaşanan değişim sürecine ilişkin size sorduğumda bu konuyla ilgili ne dersiniz? Ama bunun özellikle PKK açısından yansımalarının ne olduğunu söylerseniz daha anlaşılır olur düşüncesindeyim. Çünkü öncesinde sadece silahlı mücadele ve dağda kırsalda vardı ama sonrasında geniş bir biçimde artık kentlerle de kitlesel bir biçimde buluşan bir PKK var karşımızda. Evet. Ben de
Bizdeki herkesi saygıyla selamlıyor. Ayrıca yani 43 yıllık mücadele dönemi boyunca emek veren hayatını önce şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Emek veren bütün arkadaşları da saygıyla selamlıyorum. 90'lı yıllar sadece PKK açısından, Kürt hareketi açısından değil, aslında Türkiye'de bütün politik güçler açısından, hatta dünyada bütün politik güçler açısından önemli yıllardı. Çünkü o zaman Sovyetler Birliği artık böyle kendi içine çökme aşamasındaydı. İnsanlar, kendilerini solda tarif eden insanlar önemli ölçüde kendi iç ikna oluşlarını yitirme durumuyla yüz yüze kaldı, yüz yüze gelmişlerdi. Birçok 90'lı yıllara kadar, 12 Eylül sonrasında 86'dan 96'ya, 90'lı yıllara kadar kendini yeniden reorganize etmeye çalışan, hem ideolojik olarak hem de örgütsel olarak kendini yeniden tarif etmeye çalışan birçok sol yapı açısından 90'lı yıllar çok sıkıcı oldu. Çok sert bir bir atomize olma, bir savrulma hali yaşandı. Hatta birçok insan açısından sosyalizm, hani kendini solda tarif eden, hatta örgütlü olan birçok insan açısından sosyalizm gerçekten gerçekleştirebilir bir proje midir noktasında muazzam bir kuşku oluştu veya çiftli oluşlar darmadağın oldu. O noktada PKK'nin hem pratik manada yüksek mücadele hem de Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın daha o yıllarda perspektif verme noktasında geliştirdiği süreç negatif süreci tersinden toparladı. Olumlu bir yere noktaya çekti. Yani şey gerçekten ut kırıcıydı. Sürekli işte dağılan bir gerçekliğiyle işte ya Sovyetler Birliği'nde diğer veya Sovyetler içerisinde bir ülke sistemden kopuyor. İşte öbür taraftan Çin'de başka olumsuzluklar oluyordu. Hemen arkasından Arnavut vesaire falan. Gerçekten çok yıkıcı bir süreçti. O yıllarda hareket açısından hani bizim olduğumuz yer biraz daha böyle merkeziydi. 90'lı yıllarda öğrenci hareketinden bahsedersek eğer az da merkez binada bahsetmek gerek İslam Üniversitesi. Biz de bir tarihten tesadüftür merkez o zaman. Birçok hareket açısından yaşandığı bunlarda yani gerçekten bunu çok sıkıntı söylüyorum. Başka şahit arkadaşlar da vardır. Eğer YCK olmasaydı o yıllarda bir öğrenci hareketi olur muydu? İşte öğrenci hareketi bir daha hani o yıkımdan sonra kendini o kadar güçlü yeniden tarif edebilir miydi? Bu çok kuşkuludur. Yani Kürt öğrenci hareketinin yani o zamanki YCK'nin o dönem var olan öğrenci hareketine katkıları çok güçlüdür. Yani sadece pratik katkıdan da bahsetmiyorum. Aynı zamanda örgütlenme sürecine katılma, ideolojik yön verme falan noktasında çok güçlü katılımlar oldu. Bunun yanı sıra tabii yani sadece öğrenci hareketi üzerinden konuşmamak lazım. Sendikal harekette de artık Kürtler görünür hale gelmişti. Özellikle hani kendini PKK ile Kürt hareketiyle birlikte tarif eden çevreler sendikalar içerisinde ondan sonra işte diğer sosyal yapılar içerisinde falan daha görünür hale gelmişlerdi. Bunun sonucunda da zaten o yıllarda SHP'yi biliyorsunuz. Yani işte parlamentoya yansıması oldu bu kitleselleşmenin. Yani çok güçlü, halkla çok güçlü bağlar oluştu Kürt hareketinin. Sadece Kürdistan değil, bütün Türkiye'de çok güçlü bağlar oluştu. Öğrenci hareketiyle güçlü bağlar oluştu. Sendikal hareketiyle güçlü bağlar oluştu. Sanat çevreleriyle güçlü bağlar oluştu. Bütün bu bağlar oluşunca tabii o zaman SHP biraz böyle iktidara talip olmaya çalışıyordu. Kendini de işte hani solun temsilcisi falan olarak görüyordu. Nispeten bugünkü CHP'den de daha solda bir yapıydı o zamanki SHP. O zamanki SHP'ye tabii yansımasının olmaması mümkün değil. Dolayısıyla bu yansıma Kürtlerin parlamentoda kendi kimlikleriyle temsiliyetinin de önünü açtı. Yani 90'lı yıllar o anlamda önemli yıllardı. Peki çok özet belki bu anlattıklarınız aynı zamanda PKK'de de bir değişim ve dönüşüme ya da yeni bir siyasete yol açtı mı? Ya da onun yansımaları nasıl oldu? Muhakkak böyle yani sonuç itibariyle yani her yeni durumu bütün diğer siyasal aktörler gibi her yeni durumu var olan o yeni durumu daha doğrusu ortaya çıkmış bu yeni politika yapma olanaklarını
Hani kitleselleşmenin ortaya çıkardığı olanakları PKK de değerlendirdi tabii. Yani bu önemli bir şeydi. Yapmasaydı zaten anormal olurdu. Peki. Şehirlerdeki bugün var olan, aslında bugün hala bütün AKP'nin dayatmalarına ve saldırılarına rağmen %10 bandının altına HDP bir türlü inmiyorsa, bu o yıllarda aslında geliştirilen, o yıllarda altyapısı oluşturulan politikanın sonucudur. Peki. Veysar Sözen, sizinle devam edelim. Yine 90'lardan devam edelim istiyorum. Aslında bu yıllar izlediğimiz, tanıklık ettiğimiz dönemler aynı zamanda çözüm arayışlarının da arttığı yıllar. İlk girişim işte Turgut Özal'ın ölümüyle sonuçlandı ve yerini ağır bir savaş konseptine bıraktı. Ama Pekke'nin tutumunun yanı sıra çözüm ve savaş ikileminde dönemsel siyaseti çok somut biçimde yürüttüğü gözlenen devletin de bir tutumu vardı. Yani bir taraftan iradi olarak hep çözüme yoğunlaşmış ve bu yönüyle politika yürüten bir PKK ve önderliği ve diğer taraftan imha ve savaş politikasını bir türlü bırakmayan bir devlet konsepti. Bu ikisi açısından da kıyaslamanızı isteyeceğim ama genel anlamda ortaya çıkan çözüm siyasetinin yarattığı sonuçlara da değinirseniz sevinirim. Şimdi Türkiye'de 1990 başları Türk kapitalizminin hızlı bir şekilde bölgesel emperyalist doğrultuda yeni bir aşamaya evrildiği zamanlardır. Dolayısıyla Türk Devleti özellikle Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da ve belki de Asya işlerinde yeni pazarlar elde etme hesapları yaparken Kürt sorununu kendi menfaatlerine nasıl kullanabileceklerini de iyice hesapladılar. Aslında Pekke Önderi'nin bir uluslararası komployla Türkiye'ye teslim edilmesi Kürt halkının mücadelesini şantaj yoluyla yani PKK Önderi'ni yok etme şantajıyla kullanma stratejisine dönüştü. Ne yapacaklardı? Eğer Kürt halkıyla Türk bölgesel emperyalizmi temelinde bir uzlaşma sağlayabilseydiler, onlar şimdi yaşanan bu 3. Dünya Savaşı'nda Kürdistan'ın bütün parçalarını kendi lehlerine kullanma imkanı elde edeceklerdi. Fakat buna ne İmralı'da PKK önderi Öcalan, ne Kandil'deki PKK yöneticileri ve ne de Kürt halkı izin vermedi. Böyle kirli bir oyuna bu halk gelmedi. Dolayısıyla biz görebiliyoruz ki bu durumu gören Türk devleti olanca hıncıyla Kürt halkının üzerine yürüdü. PKK'nın üzerine her türlü tertibi yaparak saldırıya geçti. Biz bugün bu dönemi yaşıyoruz. Türk emperyalizminin uğramış olduğu ağır yenilgi aslında PKK'nın zaferidir. Yani şu aşamada sanki elindeki teknikle, işte NATO ordusuyla ve buna benzer kuvvetleriyle çok güçlüymüş gibi görünen Türkiye Cumhuriyeti Devleti 3. Dünya Savaşı'nda yenilmiştir ve onu bu yenilgiye uğratan kuvvet Kürt halkının kuvvetidir. Dolayısıyla biz şimdi bunu yaparken bazen ihmal ediyoruz. PKK'nın sahip olmuş olduğu ideolojik çizgi ve program büyük bir önem taşıyor. Kürdistan halkı bugüne kadar ilk defa siyasi bir program etrafında birleşti. Böylece kendi devletine sahip olmayan bu ulus, kelimenin gerçek anlamında ulus mertebesine yükseldi. Aşiretler topluluğundan bir ulus haline geldi. Ve şimdi bu öncü güç Orta Doğu'nun bütün uluslarını demokratik ulus temelinde birleştirmeye dönük hareket ediyor. Birinci etap tamamlanmıştır. Kürt halkı ulus millet düzeyine yükselmiştir.
Ve şimdi ikinci etap gelmiştir. Orta Doğu'daki bütün milletlerin demokratik ulus mertebesine yükselmesi aşaması. Dolayısıyla görüyoruz ki PKK bu bölgede ve dünyada tahminlerin çok ötesinde bir işlev sahibi. Eğer işler bizim umduğumuz gibi gider, emperyalizm bölgede bir yenilgiye uğrarsa insanlığın önü ilk defa yepyeni bir programla aydınlanır. Bu program çok net ve basit kelimelerle ifade edilmiştir. Karma karışık bir tarafı yoktur. Kadın özgürlükçü bir programdır. Ekolojik bir programdır. Eşitlikçi, komünel, demokratik sosyalizm programı. Bu basit başlıklarla ifade edilen program halka mal olmuştur. Evet. O nedenle karşımızda devrimci bir öncü vardır. Ve bu devrimci öncü bugün tarihinin en zor dönemlerinden geçmektedir. Bütün bunları başaran bu halk kendi içinde Kürtleri birbirine düşürme provokasyonlarını ortadan kaldıracaktır er ya da geç. İyice bakalım. Aklınızda KDP programı ile ilgili iki cümle var mı? Yok. Yok. PKK ile ilgili programatik, ideolojik bir çizgiden söz ettiğimizde demin Sara Yoldaş çok iyi anlattı. Bir kadın devrimi var mesela. Bir kadın devrimi var. Sonra bakıyoruz bir Roja devrimi. Rojava devrimi. E şimdi PKK ile boy ölçüşmeye kalkan KDP'de ne var? Şu anda PKK önderinin cezaevinden çıktığını tahayyül ediyorum. Bir anda bütün Kürdistan'ın tek bir alanda 10 milyon, 20 milyon insan olarak toplanacağını kesin görüyor gibi oluyor. Mesur için kimse böyle bir iş yapmayacaktır. Dolayısıyla bu bütün Kürtler açısından yepyeni bir kazanımdır. Ve her parçadaki parti kendi kazanımını korumak istiyorsa bu çaplı, büyük, evrensel harekette iç içe geçme ve yanlarına geçme durumunda olacaktır. O bakımdan PKK'nın 43. yılı benim anlayışıma göre çok anlamlı bir yıldır. Normalde biz yuvarlak dönemleri kutlarız 45. yıl, 50. yıl gibi. Neden şimdi acaba bu kadar ciddi bir vurgu yapmak istiyoruz? Çünkü Türklerin bütün kazanımları tehlikeli. Hem onların önünde büyük bir imkan, yepyeni bir perspektif vardır ve aynı zamanda çok büyük bir tehlike var. Onun için bu 43 yıllık büyük gerimci süreci iyice görmek, analiz etmek ve onunla dayanışmak içinde olmak her insanın, her hümanistin, her sosyalistin, her demokratın ve elbette ki her Kürt'ün insanlık görevi. Sonuçta esas olanlardan biri de Kürtlere dönük provokatif yaklaşımların özellikle Türk devletinin oyuna getirme yaklaşımına son verip Kürtlerin de kendi içinde güçlü bir ittifak ve işbirliği sağlamalarda, diyalog yollarını açık tutmalarda olanak tutmak da gerekir diye düşünüyorum. Bugün de KRK'nin geniş bir çalıştayı vardı. Çok detaylı da bu konuda konuştular, adım attılar. Sara Aktaş, sizinle devam edelim istiyorum. 1998'de uluslararası komplonun startı verilmişti. Bu startla birlikte daha görünür oldu. Yani PKK'ye dönük imha ve yok etme siyasetinde aslında Türk devleti yalnız değil. O günden sonra çok somut göründü. Komplodan bu yana 22 yıl geçti ve PKK önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın zindandaki esareti de 21 yılı tamamlandı. Bundan yola çıkarak baktığınızda yaşananları ve bugün ortaya çıkan durumu nasıl değerlendirirsiniz? Doğrusu bir de uluslararası güçlerin Türk devletine bu kadar prim vermesinin temel nedenlerinden biri nedir? Ne olabilir? Elbette yani ortak amaçlar ve hedeflerle bağlantılı düşünmek gerekiyor bunu bana göre. Yani her şeyden önce ben mevcut durumda hem uluslararası komplonun gerçekleştirilmesi hem sonrasında uygulanan politikaları iki temel kaynaktan beslendiğini düşünüyorum. Birincisi aslında özellikle Batı hegemonik güçlerin, emperyalist güçlerin, kapitalist modernite güçlerinin aslında 100 yıldır, son 200 yıldır aslında Orta Doğu üzerinde belirledikleri stratejilerle
uluslararası komplonun ve PKK'ya dönük yönelimlerin çok yakın bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle hem 98 sürecinden günümüze kadar da aslında çıktığı yani kuruluş yılından itibaren bu stratejilerle çok yakın bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yani belki işte 1917'lerde Fransa ve İngiltere'nin öncülüğünde Büyük Orta Doğu dizaynı gerçekleştirmişti. Sykes-Picot Antlaşması'yla bana göre hani önderliğin bir çok çarpıcı bir tespiti var. Başka Apo'nun çok çarpıcı bir tespiti var. Diyor ki bir deli gömleği gibi ulus devlet sistemini Orta Doğu halklarına giydirdiler diyor. Gerçekten bu yüzyıllık süreç içerisinde aslında o ulus devlet gömleğiyle, deli gömleğiyle aslında halkları birbirine kırdırtan, orada parçalayan, börk parçala yönet politikasıyla emperyalist güçlerin, batı hegemonik güçlerinin aslında kendi yapısal krizlerini, özellikle ekonomik yapısal krizlerini, kapitalizmin yapısal krizlerini Orta Doğu üzerine çözüme girişimleri olduğunu biliyoruz. Yani bu anlamda tam da burada Veysel arkadaşın ifade ettiği nokta devreye giriyor diye düşünüyorum. Önder Apo'nun ideolojik yaklaşımı, PKK'nın ideolojik zemini bunun önündeki en büyük engel haline geliyor. 90'larla birlikte aslında bu çok belirgin bir güç ifade ediyor. Çünkü PKK artık hem katılımlar çok fazla artıyor. Yani Kürdistan coğrafyasını aşan Orta Doğu'da etkili bir güç olmaya başlıyor. Yani hem dört parça Kürdistan'da ve oradaki egemen devletler karşısında, hem Orta Doğu halkları içerisinde aslında PKK'nin etkinlik düzeyi, örgütlü güç olma anlamında etkinlik düzeyi artıyor, siyasal gücü artıyor, örgütsel gücü artıyor. Yani bu anlamda ideolojik gücü daha belirgin olarak kendisini yansıtıyor. Şimdi böyle bir durumda tam da bu ideolojik paradigmanın hedefleri, kapsamı ve amaçları düşünüldüğünde buna tamamen karşıt pozisyondadır yani. Yani bir nevi kapitalist modernite meydan okuyan bir ideolojik yapı var, bir örgütsel yapı var ve giderek etkili olan, giderek güç kazanan bir yapı var. Şimdi böyle bir durumda elbette başta 90'larla birlikte işte yeni dünya düzeni adı altında biz Amerika'nın işte Körfez Savaşı ve benzeri müdahalelerle birlikte aslında Orta Doğu'da işte demokrasi kılıfı adı altında bir müdahale sürecinin, yeni bir müdahale sürecinin başladığını biliyoruz. Bunun önündeki en temel engel, en temel güç olarak PKK görülür. Ve 98'le birlikte aslında Türkiye üzerinden PKK'nin, işte Önder Apo'nun imhası, PKK'nin tasfiyesi aslında temel amaç haline geliyor. Yani bununla birlikte yani böyle bir sürecin sonucunda gelişen bir durum söz konusu. Fakat sonrasında tekrar görüyoruz. Yani hani hem Önder Apo'nun ideolojik duruşuyla bu komployu boşa çıkarması, hem gerçekten Kürt halkının ve Kürt gençlerinin, kadınlarının çok büyük bir direniş ortaya koyarak, çok büyük bir direniş, fedai tutum ortaya koyarak, ki o dönem hatırlanırsa cezaevlerinde güneşimizi karartamazsınız eylemleri gerçekten ateşten bir çember haline gelmişti Önder Apo'nun etrafında. Yani bu anlamda bu süreç boşa çıkartıldığında bu defa çok ağırlaştırılmış bir tecrit devreye sokuldu. Yani elbette Türkiye'nin konumu düşünüldüğünde hem uluslararası komplo sürecinde hem geçmiş dönem açısından Türkiye özellikle Amerika'nın liderliğindeki emperyalist güçlerin Orta Doğu'daki o klasik bildiğimiz cümleyi kullanacağım, jandarması rolündedir yani. Hani yeri geldiğinde en elverişli kartıdır, yeri geldiğinde ayar çektiği bir güçtür, yeri geldiğinde ise motive edip öne sürdüğü bir güçtür. Yani o anlamda elbette bu komplo süreci işlerken Türk Devleti'nden önce bu güçlerin rolünü sorgulamak gerekiyor. O, buna zemin sunan, bunu yapan, aslında hazırlayıp sunan, Türk Devleti'ne sunan bir güçlerdir yani bu merkezlerdir. Yani tecrit süreci açısından da bu böyle. Yani hakikaten bu tecridin bu kadar ağırlaştırılmış bir şekilde insanlık dışı koşullarda günümüze kadar sürdürülmüş olması sadece Türkiye'deki Peki. devlet politikalarıyla açıklanamaz. Yani bu anlamda elbette seyirci konumda olma durumları var. Yani buna rağmen bir direniş boyutu var. Yani hani yine o ideolojik güce yaslanan bir direniş var. Yani hem Önder Apo'nun ideolojik bir direnişi var, hem Kürt halkının bugün Önder Apo etrafında çember olan bir ve giderek özellikle çeşitli hamlesel süreçlerle bu süreci boşa çıkarmaya çalışan
ve bunun mücadelesini veren bir direniş sürecini de ifade etmek gerekiyor. Ozan Diyar'la devam edelim. Biraz bu uluslararası komplonun etkileri üzerinden devam edelim istiyorum. Yine özellikle PKK'ya ciddi bir imha dayatıldı ama buna rağmen Sayın Öcalan esaret koşullarında bile ısrar ve inatla çözüm siyasetini, diyalog ve müzakereyi dayattı. Siz bir sanatçı gözüyle bu sürece baktığınızda uluslararası güçlerin de onaylayıp biraz önce Sara arkadaşın da anlattığı gibi Türkiye'ye sunduğu destekle gündeme getirdiği imha siyaseti ve buna karşın diyalog ve müzakereyi esas alan, bunu siyasetin ana teması gören bir Kürt siyaset öncülüğü var. Bunları kısaca da olsa kıyaslamanızı isteyeceğim. Doğrusu biraz da belki gelecek siyasetinde de etkili olacak noktalardan biri bu. Tabii ki kıyas bakıldığında PKK Orta Doğu'da atomlarına kadar bölünmüş toplumları, renkleri, inançları birleştiren, onlara bir yaşam sunan bir paradigması, bir ideolojisi var. Ama hegemonik güçlerinde Orta Doğu'da böl parçala, böyle toplumları atomlarına kadar parçalayıp kendi denetiminde tutma siyaseti var. Burada çakıştıkları en önemli nokta birisi bu. İkincisi de Önder Apo'nun birçok konu demokratik modernite programında, paradigmasında kadın özgürlüğünden ekolojiye kadar, eğitim sisteminden işte sağlık sorunlarına kadar her konuyla ilgili toplumsal çözümler sunmuş. Yani Orta Doğu'da devlet sistemleri dışında kalan, Orta Doğu'daki devlet sistemleri dışında kalan bütün topluluklara, halklara bir çözüm reçetesi sunan, bir paradigma, bir çıkış, özgürlüğe çıkış reçetesi sunmaktadır. Ve tam bu noktada yine hegemonik güçlerle çelişip çatışmaktadır. PKK Sarı Arkadaş dediği gibi yani PKK bir barış hareketi, yani bir inşa hareketi, bir savaş hareketi değil. Ama Türkiye'de her sorun yapıldığı gibi PKK'nin realitesi, PKK gerçekliği sebep ve sonuç ilişkisi ters düz edilerek, manipüle edilerek böyle empoze. Sanki bir grup genç 40 yıldır nazi olsun diye ya da canları 40 yıldır silahla savaş çıkarıyor. Toplumun algısına, bilinçaltına böyle yarıştı. Aynı böyle düşünüyor. Yani Türkiye'deki en değme akademisyen bile demokratlığı, aydınlığı Kürt'e gelip yetişip sonraki bir MHP'leşiyor. CHP de böyledir. Yani Türkiye'nin kuruluş felsefesinde Kürt'ün varlığı onun yokluğu biçiminde kurulmuş ve yapısal bir sorun var. Yani bugün o devlet sistemi, o Kürtlere bakış açısı, Kürtlere dayatılan savaş yargısı onlar toplumun bilincine, toplumun kafasına da bir ordu inşa edilmiş. Gerçekten bugün Ekrem İmamoğlu'nu alın Erdoğan, yani Cumhurbaşkanı yapın, onlarla bir Erdoğan çıkar. Yani Kürt'e gelince bütün yapısal çarkları herkes kesimde aynı dönüyor. Şunu demeye çalışıyorum. Yani aslında Türkiye toplumu da PKK'yı barış istemeyen, işte sürekli bölen, bu ülkeyi parçalayan, yok etmek gibi görüyor. Oysa sizin de demin belirttiğiniz gibi 93'lerden sonra bir sürekli bir çözüm arayışı, bir barış arayışı var. Defalarca ateşkesler ilan edilip daha sonra Önder Apo İmralı sürecinde bunu çok kapsamlı bir şekilde geliştirerek toplum bunu tattı. Yani çatışmasızlığın doğurabileceği her bakımdan sanatta, ekonomide, toplumsallıkta doğurabileceği olumlu sonuçlarını gördü. Aslında Türkiye toplumu da bunu tanıdı ama bizim en büyük şanssızlığımız yani AKP gibi, MHP gibi bir iktidarın
kendisini savaş üzerinden ayakta tutma gibi bir politikalarından kaynaklı bugün PKK'nın sürekli barış arayışları çabasına rağmen Kürtleri imha ile cevap veren, bütün Kürtleri nerede yani Afrika'da bile bir çadırına tahammül etmeyen bir zihniyetle Kürtleri ortadan kaldırma, çöktürme planı olarak adlandırdıkları bu konsepti başlatmış ve bu yürürlük. Ama buna rağmen Önder Apo'dan bir ses çıktığında toplumda bir heyecan ve bir barış, bir çözüm bekleyişi tutuyor. İki güç arasındaki şey bu. Biz yapıcı, yani PKK hareketi komple olarak bir hareket olarak biz kardeşliği, barışı, birlikte yaşamı, bütün renklerin birlikteliğini isteyen ama onlar o karşı devrim ise Kürt'ün varlığı olursa ben yok olurum. Kürt fobisiyle yürürlükte ve böyle devam ediyor. Kıyasladığımızda bunu görebiliyoruz. Cafer Tarla devam edelim. Siz AKP, MHP, Erdoğan dediniz ama 2015'ten sonra bir yeniden savaş konsepti esas alındı ve çok sayıda insan yaşamını yitirdi. Kürt gençlerinden de şehadet erenler oldu. Türk devleti de çok kayıp verdi bu süre içerisinde. Bu dönemi değerlendirdiğimizde Türk devletinin taraf olarak rolüne ilişkin ne denebilir? Yani biraz önce Sayın Ozan Diyar'ın da dediği gibi bu AKP MHP Ergenekon konsepti mi, Türk devlet konsepti mi yoksa devlet içinde egemen olan bir klik mi 2015'te savaşın öncülüğünü yaptı? Bunun devam sorusunu da Beysi Sarı Sözer'e soracağım. Onun için özellikle bu boyutuyla kısaca yanıtlarsanız diğer turumuza da zaman bırakmış olursunuz diye düşünüyorum. Yani şunu anlıyorum, biraz kısa yapalım diyorsunuz. Ben de mümkün olduğu kadar en evet. Demek üzereyiz. Dolayısıyla buradan daha net görüyoruz. Hani sorunuza buradan cevap vermek daha kolay. Hani devlet konsepti miydi yoksa devlet içerisinde bir clean yaklaşım mıydı bu? 2015'te olsaydık bunu yorumlardık ama şimdi elimizde daha somut veriler var. Yani buradan artık yoruma aşan bilgiye sahibiz bu soruya cevap olması anlamında. Bu 2015 konsepti süreci başlatıldı, devlet tarafından, AKP rejimi tarafından başlatıldığında Kürtler dışında ona çok güçlü bir itiraz gelmedi. Aslında Kürtlerin Türkiye'deki siyasal yaşamda daha doğrusu daha görünür hale gelmesi ve Kürtlerine de kendilerine alan açması sadece AKP ve MHP çevresini falan değil, MHP'yi de bir anlamda rahatsız etti. Yani bunlar bu zamana kadar her iki tarafta hem muhalefet cephesi hem de iktidar cephesi. Yani marginalize olmuş, yani siyasal alanın dışında duran, böyle çok siyasete etkisi çok minim düzeyde olan Kürtleri falan istiyor. Ama Kürtler siyasal sürekli bir parçası haline geldi. Türkiye'de kentsel alanda kendi alan açtıkça yani belediyelerde, parlamentoda falan tabii onların da alanlara onlara hem muhalefeti hem iktidarı bir biçimde rahatsız ediyor. Şimdi politikanın bir tarifi var. Birden çok tarifi var ama yani herkesin çok böyle uzlaştığı, yakın kendini yakın bulduğu ve hani anlatırken işte siyaset dersleri veren okullarda kabul edilen tanımlarından bir tanesi siyasetin bir çıkar ve ayrıcalık dağılmış olduğudur. Yani siyaset politika son halde devlet üzerinden hele bu kadar devletin mali olarak denetleyici fonksiyonlarının bu kadar genişlediği bir dönemde siyaseten kapı açmak sadece siyasal bir şeye denk düşmek zamanında sosyal ve ekonomik bir karşılığı olur siyasetten alan açmanın. Şimdi dolayısıyla Kürtler bütün çevreleri Türkiye'de hem iktidar çevrelerini hem de muhalefet çevrelerini endişelendirir hali. Yani artık belediyelerde hale gelmiş parlamentoda da HDP siyasal hareket, legal hareket önemli kalıcı bir karakter kazanmıştı. Bu tabii önemli bir şey. Yani bu şöyle bir endişe de yarattı. Bütün devletin de. Şimdi bu söylediğim ilginç gelebilir, çok insan da hani öngörmüş
Ama işte sonra tepenin hangi bir hükümetleşme koalisyon ortağı yani en az bahsediyorum. Daha böyle hani Türkiye'de yönetimi devralmaya çalıştığı gibi gelebilir ama o dönem gerçekten öyle kendini ifade edildi. Aslında bu dilin sahibi önderi Sayın Abdullah onun bu kapsayıcı, kucaklayıcı dili siyasette bazen bir karşılık yarattı tabii. Böyle olduğu için HDP gerçekten o zamanki hani sadece HDP hareketi toplamda devletin bütün negatif olmasına rağmen Kürt halk önderinin Türkiye toplumunda bütün Evet. halklar arasında muazzam bir sempati oluşmuştu. Dolayısıyla daha da Kürt gerillasına yaklaşım Türk çevrelerinde sadece Kürtlerden bahsetmiyorum. Hem de Türkiye toplumunda pozitife dönüşmüş. Yani artık bunu anlamak gerektiğinde bir kanaat oluşmuştu. Parlamento güçlü bir HDP vardı. Dolayısıyla bu devleti bu manada bütün çevreleri devlet içerisinde CHP dahil buna AKP, MHP kim varsa ciddi manada etti. Peki. Hani sorunuza cevap bulmasam da söylüyorum. Sadece tabii bir de Rojava'daki gelişmeleri hani 3. Dünya Yani Savaşı çok fazla zamanımız yok. Ben açık söyleyeyim, programın sonunda biraz da farklı olarak Ozan ama Diyar'a bir şöyle sıtranla görmemek lazım. bitirmek Bir istiyorum ama olursa çok kısa evet. mümkünse. Şöyle görmemek lazım. Bu sadece AKP MHP inisiyatifi değil. Devlette genel bir konsensus var. Yeniden Kürtler savaşma noktasında. Peki. Son turumuz doğrusu çok az da zamanımız var ve son 5 dakikayı ben açık söyleyeyim Ozan Diyar'ın bir sıtranla programı kapatmasına ayıracağım. Yaklaşık 12-13 dakikamız, 14 dakikamız var. Kısaca sorayım ben, kısaca da yanıt almak istiyorum. Veysel Sarı Sözen, tüm iktidarlar PKK'yı bitireceğiz dedi ama herhalde görünen o 43. yılına giren PKK de İmha'yı esas alan son iktidarı da bitirmeye doğru gidiyor. Ne dersiniz bu konuyla ilgili mümkünse kısaca yanıtlarsanız sevinirim. Tamamen katılıyorum. Bu iktidarın da sonu geliyor. Medyaya bakıyorum, havuz medyasına. Her biri bir diğerine sataşıyor. O ona küfrediyor. O küfür edene küfrediyor. Herkes birbiriyle sürtüşüyor. Nagihan Alçı adlı gazeteci diyor ki bu İslamcı iktidarın içinde bir iç savaş başladı. Dediğiniz çok doğru. Kürt halkının büyük bir direnişi var. Bu Kürt halkı dediğimiz şey sadece bir nüfus değil. Orta Doğu devrimci sürecinin öncüsü olan bir halk. Ve bu halk önüne gelen hükümeti indiriyor. Emin ol diyeceğim biraz abartma olacak ama derken keyifleniyorum. Trump'ı bile indirdiler. Helal olsun. Yani o kadar etkili diyorsunuz bu yönüyle. Peki ben Sara Aktaş'la devam edeyim. Sizden de mümkün mertebe kısaca yanıtlamanızı istiyorum. Aslında kadınlar savaş döneminde çözüm döneminde en önemli aktörleriydi. Yani sadece son örneği vereyim. Geçtiğimiz yıl Barış Anaları'nın Leyla Güven'in geliştirdiği direniş birçok şeyin nasıl olabileceğine de işaret etti. Siz kadın savaş çözüm dediğinizde bu son iktidarın biraz önce de Veysel Sarı Sözen dediği bağlamda nereye doğru gideceğini görüyorsunuz. Kadınların bu yöndeki rolü üzerinden değerlendirmenizi istiyorum. Yine mümkünse kısa rica ediyorum. Evet, çok temel olarak şunu ifade edeyim. Yani bütün faşizm süreçlerinde, devrimci süreçlerde kadınlar o faşizme karşı çok devrimci bir sinerjiyle aslında toplumsal mücadelelere hep öncülük etmiştir. Bu sadece Kürt kadınları açısından değil, dünyada bunun deneyimleri çok fazladır. Belki bunun en somut örneği işte 25 Kasım için hazırlıklar yapılıyor. Dominik Cumhuriyeti'nde 60'larda işte Mirabel kardeşlerin geliştirdiği direniştir oradaki faşizme karşı ya da işte İspanya'da Franco rejimine karşı Dolores'in No Pasaran sloganıyla gerçekleştirdiği direniş bunun en somut örneğidir. No Pasaran sloganı faşizme geçit yok sloganı günümüze kadar hala kadınların
ve halkların dilinde temel bir slogan haline geldi. Yani bu anlamda özellikle Almanya'da faşizme karşı Kızıl Orkestra takımı oluşturuldu. Fransa'da bir direniş hareketi olarak Resistans hareketi oluşturuldu. Ve şu anda Orta Doğu'da hem bütün emperyalist savaşlara karşı hem Türkiye'deki bu kirli savaşa karşı aynı zamanda faşizmin kurumsallaşmış haline karşı Kürt kadınlarının gerçekten hakikaten sadece Türk kadınlarının da değil aslında kadınların geliştirdiği çok büyük bir direniş söz konusu. Evet, Leyla Güven bunun somut örneklerinden biriydi. Anaların direnişleri bunun somut örneklerine fakat bunlar yeni değil. Yani 90'lardan beridir Kürt kadınları aslında Kürt anneleri hem sokaklarda direnişiyle hem cezaevlerinde direnişiyle hem işte çeşitli barış girişimleri adı altında aslında geliştirdikleri direnişle hem bu savaşı bitirmeye çalışıyorlar, çocuklarına sahip çıkmaya çalışıyorlar hem de barışın, onurlu bir barışın inşası için üzerlerine düşen öncü rolü oynuyorlar. Yani barış anneleri, cumartesi anneleri, tıpkı Arjantin'deki Plaza de Mayo anneleri gibi aslında oldukça etkilidir. Yani dünyada da bunun etkisi görülüyor. Şu anda da Türkiye'de faşizm en fazla saldırdığı kadınların varlığına saldırıyor. Yani kadınların artık kırım düzeyinde, katliam düzeyinde bir yaklaşım söz konusu. Ve bunun karşısında da elbette Kürt kadınlarının öncülüğünde giderek boyutlanan ve bir antifaşist cepheye dönüşebilecek bir kadın mücadelesi örgütlendiriliyor. Dediğiniz gibi aslında Leyla Güven ve Barış annelerin geliştirdiği o tecritte karşı Önder Apo'nun özgürlüğü için gerçekleştirdiği açlık grevi bunun en somut örneğiydi. Yarattığı etkiler anlamında, yarattığı sonuçlar anlamında. Bugün de bu mücadele devam ediyor. Yani kadın hareketinin bu gücü var. İstediğinde hakikaten milyonlarca kadını sokağa dökebilecek gücü, iradesi var. Yani bu konuda çok daha örgütlü, biraz daha farklı kesimleri de öz savunma perspektifiyle artık bir araya getiren aslında bu öz savunma aynı zamanda bu savaşa karşı, bu faşist uygulamalara karşı geliştirilen bu öz savunma aynı zamanda bir toplumsal inşanın, barışın sağlanması da, toplumsal barışın inşasında da temel belirleyici bir etken olarak rolünü görüyor diyebilirim. Peki. Cafer Aktaş, size de özellikle bu son hamle bağlamında soracağım ama yine sizden de özet söylemenizi isteyeceğim. Tecrite, işgale, faşizme son. Artık Özgürlük Zamanı hamlesini Keceke ve Keceke başlatmıştı. Pekke ise aslında 43. yılın bu hamlenin özgürlüğü olacağını söyledi. Bu amacı gerçekleştirmenin siyasi ve toplumsal anlamına ilişkin kısaca belirlemelerinizi alırsak sevinirim. Evet. Yani devlet, AKP rejimi gerçekten Kürtleri bütün alanlarda tasfiye etmek için muazzam bir saldırı dalgası başladı. Yani varını yoğunu ortaya koydu. Onlar da biliyorlardı. Çok dönemsel olarak önemliydi. Hani bunu şimdi yapmak bir daha bunun olanağı olmaz diye düşünüyorlardı. 1915'te Ermenilere nasıl Ermenileri toplam yani komple Anadolu coğrafyasından ortadan kaldırmanın olanağının olduğunu düşünüp bunu yaptılarsa şimdi de hani Kürt siyasal hareketini ve Kürtleri siyaseten gerçekten tasfiye etmenin olanağı var diye düşündüler ve ellerinden gelen bütün ve bütün güçleriyle bunu hayata geçirmeye çalıştılar. Ama olmadı işte, görüyorsunuz. Yani kazanan gerçekten Kürt hareketi ve Kürt halkı oldu. Bunu da Erdoğan itiraf etti. Yani şimdi Erdoğan'ı yeniden işte demokrasi hamlesi başlatacağız, yargı reformu yapacağız vesaire falan üzerinden geliştirdiği dil. Hatta işte şeyin Bülent Arınç, Sayın Selahattin cezaevinde bir anlamının olduğuna dair ifadeleri falan aslında devletin bu noktada havlu atmaya çok yakın bir noktaya geldiğini, yani çok havlu atmaya yakın bir yerde durduğunu çok net gösteriyor. Dolayısıyla kazanan Kürtler Kürt hareketi olmuştur. Bu çok anlamlıdır. Kürtler çok uzun bir süre sonra ilk defa doğrudan uluslararası güçlerin, yani halkların, devletlerin veya bütün muhatapların hani ve uluslararası çevrelerin muhatabı haline gelmiştir. Kürtler artık, eskiden silahları, meşru silahları vardı. Kürtlerin özgürlük mücadelesi veriyorlardı. Ama şimdi dünyanın bir yerinde hem meşru hem de yasal silahlı güçleri var. Bu önemli bir şey. Yani meşruiyet eskiden de meşruydu. Hiç konuşmaya gerek yok. Ama şimdi artık yasal
uluslararası tanınırlığı olan silahlı güçlerin, uluslararası tanınırlığı Evet. olan siyasetçilerin kurumları var. Dolayısıyla Kürtler bu sefer her zamankinden yakınlar ve bu hamle de çok ve gerçekçi. Peki. Son soruyu aslında Ozan Diyar'a sormam lazım ama arada da ben bir iki söyledim. Doğrusu bu programda da bir ilki yapalım istiyorum. Ozan Diyar son soru yerine bize yanıtını sazıyla sözüyle versin istiyorum. Mümkün mü acaba? Tabii ki. Peki. O zaman sazın da yanındaysa... Sevinirim. Sazın da yanındaysa üç konuğumuz da bu arada seni dinlesin, izleyicilerimizle birlikte. Evet, ben de bu türküyü büyük yüce enternasyonalist Hakkı Karar yoldaşı anısına söyleyeceğim. Onun şahsında Kürdistan ve Türkiye devrim şehitlerini bir kez daha saygıyla anıyorum. Kulaklığı böyle indirsem sanırım daha iyi ses alırdı. Deniyorum artık. Şansımıza. Artık bu koşullarda ne kadar olursa. Duymuyorum sizi. Şehrinde vurdular Hakkı yoldaşı, aldılar ecelsiz o yiğit bir canı. Antep şehrinde vurdular Hakkı yoldaşı, aldılar ecelsiz o yiğit bir canı. Bırakmayacağız yoldaş yerde malını, soracağız hesabını yeminimiz. Bırakmayacağız yoldaş yerde malını, soracağız hesabını yeminimiz. Onların yemindi hain şahları, sömürgecileri, emperyalistleri. Onların yemindi hain şahları, yerli işbirlikçileri, ajanları. Kovacağız Kürdistan'dan yeminimiz var. Yerli işbirlikçileri, ajanları. Kovacağız Kürdistan'dan yeminimiz var. Kürdistan halkının oyu yüce önder, mücadeleyimiz zengin yiğit neferi. Kürdistan halkının oyu yüce önder, mücadeleyimiz zengin yiğit neferi. Yüce enternasyonalist Hakkı Karar'ı anacağız sonsuza dek yeminimiz var. Yüce enternasyonalist Hakkı Karar'ı anacağız sonsuza dek yeminimiz var.
Ben Ozan Diyar'a da, Veysi Sarı Sözen'e, Sara Aktaş'a ve Cafer Tar'a çok teşekkür ediyorum programımıza sunduğunuz katkılar ve görüşleriniz için. Kendi açımdan da diyeyim, belki zaman nedeniyle sizi biraz sıkıştırdım ama bir kusurum olduysa da affola. Çok teşekkürler tekrar hepinize. Evet sevgili izleyiciler, bir medya haberde gündemin daha sonuna geldik. Programın bitişini sanatçımızın sesiyle, sazıyla yaptık. Gelecek medya haberde gündemlerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.